Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Haftanın ilk gününde Amerika ve dünya gündeminden derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. Amerikan siyaseti geçen hafta sonuna yoğun bir gündemle girdi ve o gündemin yankıları bu hafta içinde de devam edeceğe benziyor. Öncelikle Rusya'nın Amerikan seçimlerine siber saldırılarla müdahale ettiği yönünde hazırlanan bir CIA raporu var. Bu raporun ayrıntılarını Alparslan Esmer'den alacağız. Alp, bu raporun seçim sonuçlarına etkisi olacak mıdır? Aslında yani politikacılar seçim sonuçlarının etkilemesini beklemiyor. Nedenini aslında şöyle açıklayabilirim. Amerika'da tabii senin de dediğin gibi hafta sonunda gündem maddesinin yankılarının bu haftada devam edeceği o son derece ortada artık. Amerikan Merkezi İstihbarat Dairesi olayı hatırlatırsak biraz CIA geçen hafta Kongre üyelerine sunduğu raporda Rusya'nın Donald Trump'ı seçtirmek için Amerikan seçimlerine müdahale ettiği, son aşamasına müdahale ettiği ve bu amaçla da bilgisayar korsanlarını görevlendirdiği yolunda bulguları var CIA'nin. Bunu Kongre üyeleriyle paylaşıyor. Raporun aslında içeriği gizli. Fakat yönetime yakın kaynaklar bunu dışarıya sızdırıyorlar içerikle ilgili olarak. Aslında CIA'nin Rusya'nın Donald Trump'ı başkan seçtirmek için siber müdahalede bulunduğu yargısı elde edilen yeni bir kanıta dayanmıyor burada. Hatırlanacağı üzere kurultaylar öncesinde, geçen yazki kurultaylar öncesinde Demokrat Parti'nin iç yazışmalarına girilmesi, onun dışında Demokrat Parti adayı Hillary Clinton'ın kampanya müdürü John Podesta'nın elektronik postalarının açıklanması, ayrıca yine Hillary Clinton'ın uzun zamandır açıklamayı reddettiği Wall Street'e yaptığı konuşmaların içeriklerinin açıklanması ve bunun WikiLeaks'e sızdırılması gibi olaylar CIA'ya göre Rusya bağlantılı bilgisayar korsanlarının işi. Şimdi kafaları kurcalayan en önemli soru burada. Acaba CIA bu açıklamayı, bu bulguları neden seçimlerden önce vermedi diye bir soru var. Aslında Başkan Obama'ya bilgi verilmiş seçimlerden birkaç gün öncesinde ve Başkan Obama da daha geniş çaplı bir soruşturma açılmasını ve buna göre daha geniş çaplı bir rapor, kapsamlı bir rapor hazırlanması yönünde talimat vermiş ki bu raporun Donald Trump'ın görevini devralacağı, 20 Ocak'ta görevini almasından önce hazırlanması bekleniyor ama açıklanacak mı onu da bekleyeceğiz. Donald Trump'tan bu iddialara nasıl yanıt geldi dersek, Donald Trump tabii ki şaşırtmayan biri çoğu zaman ve bu iddiaları kendisi de gülünç diye niteledi. Fox Haber kanalına verdiği özel demeçte raporda varılan bulgularla ilgili olarak aslında raporu seçimlerde mağlup ettiği Demokrat Parti adayı Hillary Clinton'ın CIA içindeki destekçilerine bağladı kendisi. Tabii ki bu iddiaların da bir kanıtı yok. Fakat Donald Trump'a göre CIA içinde Hillary Clinton'ı destekleyen kesimler var ve bu raporu çıkartmış durumda. Trump ayrıca demeçte CIA'nin geçmişteki istihbaratını da eleştiriyor. Yani mesela 2003'teki Irak Savaşı sırasında George Bush yönetiminde CIA'nin Saddam Hüseyin'in kitle imha silahlarına sahip olduğu yönündeki aslında yanlış bulguları, yanlış istihbarata bir hatırlatma yapıyor Donald Trump ve belki de bu son elektronik postalara girilmesi olayında veya seçimlere müdahale edilmesinde Rusya'nın payı olup olmayacağını CIA'nin bilemeyeceği iddiası var yine Donald Trump'tan gelen. Donald Trump'ı aslında eleştirenlerin en büyük dayanak noktası Cumhuriyetçi adayın, yeni seçilen Cumhuriyetçi başkanının daha doğrusu Rusya'ya ve Vladimir Putin'e yakın durması. Ayrıca Trump'ın seçildikten sonra istihbarat yetkililerinden düzenli olarak bilgi almayı reddetmesi de ayrı bir tartışma konusu. Çünkü Donald Trump'ın başkan olmasının ardından CIA'nin bundan böyle nasıl idare edeceği konusunda ciddi soru işaretleri bulunuyor. En önemlisi tabii bu konuda en yüksek sesi Demokrat Partililer değil de Donald Trump'ın kendi partilerinden geliyor ve Cumhuriyetçi Parti'nin en kıdemli senatörlerinden John McCain ve Lindsey Graham gibi kıdemli senatörlerden sesler yükseliyor. John McCain de raporla ilgili olarak soruşturma açılması çağrısında bulunuyor ve Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddialarını kendisi de dile getirdi bu hafta sonu Arizona senatör John McCain. Burada yine akla gelen bir diğer soru da senin sorduğun soru. Eğer seçimlere Rusya'nın müdahale ettiği kesinleşirse Donald Trump'ın bu durumda kazanmasını sağladığı doğru çıkarsa ne olacak meselesi ki açıkçası soruşturma açılmasını isteyen senatörler burada seçimlerin iptali değil amaçlarını seçimleri iptal ettirmek değil böyle bir olayın önümüzdeki zamanlarda gelecekte tekrar etmesini engellemek olduğunu dile getiriyorlar Özlem.
Hafta sonu Amerikan siyasetinde yaşanan tek tartışma bu değildi tabii ki. Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı tercihi de yalnızca Demokrat değil, Cumhuriyetçi partiler arasında da büyük tartışmalara yol açmış durumda. Tabii bu konunun da dolaylı da olsa Rusya ile bir bağlantısı var. Ayrıntıları senden alabilir miyiz Alp? Evet, Donald Trump'ın yeni kabinesinde Dışişleri Bakanı seçimi neredeyse bir yılan hikayesine dönmüş durumda. Çok kişinin ismi geçti. Donald Trump'ın listesinde eski başkan adayı Mitt Romney'nin, New York eski belediye başkanı Rudy Giuliani'nin, CIA eski başkanı David Petraeus'un adı geçiyordu. Bunun dışında başka isimler de var tabii ki. Geçen hafta sonu Rudy Giuliani bu listeden ismini çekti. Ve Donald Trump'ın öne sürdüğü bir isim ortaya çıktı burada. Burada Exxon Mobil petrol şirketinin CEO'su Rex Tillerson. Şimdi Donald Trump'ın kabinesinde çok sayıda iş adamı ve asker görüyoruz ki açıkçası Donald Trump'ın bu liste dışında bir isim çekmesi de çok fazla kimseyi sürprize uğratmış değil. Ve bu noktada Exxon Mobil petrol şirketi CEO'su Rex Tillerson'ı ortaya çıkarması bu noktada kabinesinde yeni bir iş adamı bulunması anlamına geliyor. Bu odaya da yine de sadece Demokrat partililerden itiraz gelmedi. Cumhuriyetçi partililerden de itiraz var yine. Bunun bir nedeni Tillerson'ın Rusya'ya yakın durması. Çünkü bu noktada Trump'ın kendi Kongre içinde kendi partileriyle de anlaşmazlık yaşaması kaçınılmaz gibi görünüyor bu yeni Dışişleri Bakanı adayı konusunda. Özellikle Cumhuriyetçi Partili Senatör John McCain burada Tillerson'un kaygı verici bir aday olduğunu açıkladı. Yine başka Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham de Putin tarafından ödüllendirilmiş ve dostluk ödülü almış birinin Dışişleri Bakanı olmasının sorun olacağını dile getirdi. Tabii burada Exxon Mobil CEO'sunun Tillerson'ın Dışişleri Bakanı olacağı henüz kesin değil ve Donald Trump sadece adını öne sürmüş durumda. Belki de zemin yoklamayı düşündüğünü, daha doğrusu zemin yoklamayı amaçladığını düşünenler var. Sonuçta diğer bakanların aksine Dışişleri Bakanlarının Amerika'da Senato tarafından onaylanması gerekiyor. İşte bu çok ciddi bir mesele. Senato'da şu anda çoğunluk Cumhuriyetçi Parti'nin elinde ama sadece iki senatör çoğunluğa sahipler. 48-52 Cumhuriyetçilerin lehine senatodaki üye sayısı. Sonuçta Cumhuriyetçi Partili John McCain ve Lindsey Graham demokratlardan yana oy kullansa bile bu 50'yi tutacak ve bu noktada bir yani çoğunluk alınamaması söz konusu ki bu noktada senatonun asli üyesi olan yeni seçilen başkan yardımcısı Mike Pence devreye girerek burada ekstra bir oy kullanarak oy dengesini yine Cumhuriyetçi Parti lehine değiştirebilir. Tabii Senato'nun oylamasından önce de gerekli olan bir başka oylama daha var. Bu da Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun vereceği onay. Burada da Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda Cumhuriyetçi Partililerin bir oy fazlalığı var. Komisyonun başkanı Bob Corker, kendisinin de adı Dışişleri Bakanları arasında geçmişti. Bob Corker kendisi Rex Tillerson'a destek veren bir isim burada. Sonuçta Donald Trump'ın başkan olmasına daha henüz 40 gün, daha 40 gün var ama gerek seçimlerden sonra gelinen aşama, gerekse kabine üyelerinin seçimiyle ilgili olarak yeni başkan sadece rakip Demokrat Partililer arasında değil, kendi Cumhuriyetçi Partili üyeleri arasında da ciddi tartışmalar başlatacak gibi görünüyor Özlem. Tüm bu ayrıntılar için teşekkürler Alp. Stüdyo Washington devam ediyor. Amerika'da yaşayan 3 milyondan fazla Müslüman için Donald Trump'ın başkan seçilmesi ne anlama geliyor? Amerikalı Müslümanların Trump yönetiminden beklentileri neler? Seçim sonrası bu kesimi saran korkuların kaynağı ne? İşte tüm bu soruları merkezi Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü'nde İslam dünyası üzerine çalışmalar yürüten Robert McKenzie'ye yönelttik. ABD'de uzun bir yarışın ardından başkan seçilen Donald Trump, seçim sonrası kampanya sürecindeki söylemlerinin aksine daha yapıcı bir dil kullanarak birlik mesajları verdi. Önce seçim kampanyası döneminde açıkladığı, Müslümanların ABD'ye gelişini engelleyeceğim açıklamasını sitesinden sildirdi. New York'ta yaptığı zafer konuşmasında da yine birlik mesajları vererek tüm Amerikalıların başkanı olacağım dedi. Ancak bunlar Müslümanların kaygılarını gideremedi. Düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü'nde Amerika'nın İslam dünyasıyla ilişkileri üzerine araştırmalar yapan uzman Robert McKenzie, Amerikalı Müslümanların Trump'a bakışını anlatırken en çok endişe ve kaygı ifadelerini kullanıyor.
Amerika genelinde 3 milyondan fazla Müslüman var ve şu anda Trump'ın kendilerine yönelik izleyeceği politika konusunda endişeliler. Trump, Müslümanların ülkeye girişinin yasaklanacağını söyledi ve seçimden hemen sonra nefret suçları işlenmeye başladı. Örneğin Michigan Üniversitesi öğrencisi bir kadın başörtüsü taktığı için sözlü saldırıya uğradı. Başörtüsünü çıkarmaması durumunda ateşe verilmekle tehdit edildi. Bu birçok örnekten sadece bir tanesi. Dolayısıyla tüm ülke genelindeki Müslümanlar endişeli. Donald Trump 45. Amerikan Başkanı olarak Beyaz Saray'daki koltuğuna oturmadan önce beraber çalışacağı ekibi kurmayı sürdürüyor. Gündeme gelen isimler kimi zaman tartışmalı ve tepki çeken isimler. Ülkedeki Müslümanlar içinse her ismin ayrı bir önemi var. Donald Trump'ın İslam dünyasına yönelik politikasını kestirmek için henüz erken. Çünkü hala kabine netleşmiş değil. Trump'ın kampanya ekibine baktığımızda görünen o ki onlar da kazanacaklarını ummuyorlardı. Genel uygulama itibariyle hem demokratlar hem cumhuriyetçiler bir siyaset ekibi kurarlar. Ve bu ekip her konuda bir siyaset belirler. Trump alışılmışın dışında bir kampanya yürüttü ve hiçbir konuda siyaset belirlemedi. Trump'ın belirli konularla ilgili bildiğimiz düşünceleri sadece kampanya döneminde dile getirdikleriyle sınırlı. Şu anda olan şu ki, Trump'ın geçiş ekibi üstünkörü bir şekilde üst düzey koltuklara birilerini oturtmaya çalışıyor. Amerikalı Müslümanlar arasında Trump'ın başkanlığına dair farklı sesler var. Ülke genelindeki Müslüman toplumu temsilcileriyle konuşunca anlıyorum ki onlar da ikiye bölünmüş. Bir grup söylediklerinden dolayı Trump'a haklı olarak kızgın, diğer grupsa sevsek de sevmesek de Trump bizim başkanımız ve onunla nasıl çalışacağımızın yollarını bulmamız lazım diyor. Dolayısıyla Amerikalı Müslümanlar iki farklı görüşe sahip. Trump yönetimi radikalizme karşı nasıl bir yol izleyecek sorusu da hala yanıt bekleyen bir konu. I don't know that one can say that. You know, it will be good to see what his policy. Bunun cevabını kimse veremez. Şu anda önce Trump'ın Müslümanlara karşı nasıl bir politika izleyeceğini görmemiz lazım. Kampanya boyunca Trump ve ekibinin İslamiyet, Müslümanlar, İslamofobi hakkında kullandığı dil yönetimi devralındığında nasıl bir politika izleyeceği konusu merak uyandırıyor. Obama yönetimi aşırıcılıkla mücadele için bazı adımlar attı. Ama bu Amerika'da yaşayan Müslümanları rencide etti. Çünkü sanki bir problemlermiş gibi bir algı oluştu. Aslına bakarsanız bu tür söylemler sadece Trump'tan gelmedi. Başkan aday adaylarından Ted Cruz da bu tip söylemlerde bulundu. Ama unutulmamalı ki Müslümanlar bu ülkenin dört bir yanına dağılmış durumda. Donald Trump döneminde Amerika'nın izleyeceği dış politika tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor. Trump'ın belirleyeceği politika Suriye, Irak gibi çatışmaların devam ettiği bölgelerde Amerika'nın önemli bir aktör olmaya devam edip etmeyeceğini de belirleyecek. You know what he has said though is or what he's at least alluded to is that he's going to work. ABD'nin Suriye ve Irak'ta nasıl bir politika izleyeceği de yine Trump'ın kuracağı ekibe bağlı. Çünkü alışılmışın dışında geçiş ekibinin belirlediği bir politika yok. Ama biliyoruz ki Trump IŞİD ile mücadele konusunda Rusya ile çalışacağını açıkladı. Rusya Esad rejimi ile işbirliği içinde ve ülkedeki çatışmaların nedeni Esad rejimi. Yarım milyon insan hayatını kaybetti. Nüfusun yarısı ülkesini terk etti. 5 milyon insan mülteci olarak evlerinden uzakta, Türkiye'de, Ürdün'de ve Lübnan'da yaşıyor. Çok sayıda Suriyeli de Avrupa'nın kapısında bekliyor. Dolayısıyla Trump'ın Rusya ile işbirliği yapması bizleri endişelendirmeli. Amerika genelindeki bir başka gündem maddesi de giderek artış gösteren İslamofobi. Göreve geldiği günden bu yana İslamofobi karşıtı mesajlar veren, bu konuda sağduyu çağrısı yapan Obama döneminde çözülemeyen sorun, Trump dönemi için de çok hassas bir gündem. İslamofobi son zamanlarda arttı. Ülke genelinde nefret suçlarının arttığını da görüyoruz. Trump bunun önüne geçmek için ne yapacak bilmiyoruz. Umuyoruz ki birlik, beraberlik ve ülkeyi ileriye taşımak için çaba harcar. Dünyanın en güçlü ülkesini yönetecek koltukta oturacak isim Trump. Eğer işe ülkeyi birleştirmek, bütünleştirmekle başlarsa, belli gruplara hedef göstermekten vazgeçerse, bu ülkeyi ileriye taşır.
Eğer bunu yapmazsa ülke bölünür ve işler yolunda gitmez. İslam dünyasının Amerika ile ilişkileri üzerine sayısız çalışmayı imza atan Robert McKenzie, Amerikalı Müslümanların sesine kulak verilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. You know, I travel across the country on a monthly basis. Tüm ülkeyi dolaşıyorum. Her ay başka bir bölgeyi ziyaret ediyorum. Ve oradaki Müslüman toplumu temsilcileriyle buluşuyorum. Görüyorum ki Müslümanlar ülkelerine bağlı bir topluluk. Amerikan toplumuna katkıları büyük. Aralarında doktor, mühendis, asker, çok başarılı isimler var. Bizim onlara vereceğimiz mesajın ötesinde onlar bize bir mesaj veriyor. Ve diyorlar ki, biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Tıpkı diğer Amerikalılar gibi. Trump yönetiminin de kendileriyle toplumun diğer kesimleri arasında köprü kurmasını umuyorlar. Amerikalı Müslümanlar şimdilerde 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın Müslümanların korkulu rüyası olmaya devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Uzmanlar başkan seçildikten kısa süre sonra Donald Trump'ın yurt dışında sahip olduğu 20 projeyi incelemeye aldı. Birçok uzman Amerikan başkanının yurt içinde ve dışında iş yapmasının çıkar çatışmasına neden olacağı görüşünde. Trump bu gibi kaygıları gidermek için Twitter'da yaptığı açıklamada şirketleriyle arasına mesafe koyacağını söyledi. Donald Trump'ın diğer başkanlara benzemediği konusunda hemen hemen herkes hemfikir. Kimse tam olarak mal varlığımı bilmiyor. Ancak 104 sayfalık mali beyan formları ise Trump'ın mal varlığı hakkında az da olsa fikir verir nitelikte. Başkan adayları mali beyan formlarını kampanyaları sırasında dolduruyor. Ancak az bilinen yasal bir boşluğa göre yeni seçilen başkan 2018'e kadar güncelleme yapmak zorunda değil. Vergi beyannamelerini de açıklamayan Trump hakkında bilinenler az. Trump'ın mal varlığı hakkında tam bilgimiz yok. Trump'ın iş ilişkileri Dominik Cumhuriyeti'nden Hindistan ve Endonezya'ya kadar uzanıyor. Trump'ın Türkiye'de de iş ortakları bulunuyor. Etik uzmanı danışman Ken Gross'a göre bu durum bir emlak devi için sorun değil ama bu kişi başkan olunca durum çok farklı. Trump'ın daha büyük binalar inşa etmesi için izinlere, ruhsatlara ihtiyacı olabilir. Bu durumda da devreye hükümet girer. O zaman hükümetle ilişkiler karmaşık hale gelir. Trump şirketlerinden uzak duracağını söylese de bunu nasıl başaracağı net değil. Trump kuruluşu Amerika'nın sesine gönderdiği mektupla duruma açıklık getirmeye çalıştı. Trump kuruluşu ve bünyesindeki şirketlerin yönetiminin oğlu Donald Jr., kızı Ivanka, oğlu Eric Trump ve deneyimli yönetici ekibine bir an önce devredilmesi için çeşitli oluşumlar arasında seçim yapma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu durum Trump kuruluşunun en büyük önceliklerinden biridir. Seçilen yapı tüm kural ve yönetmeliklere uyacaktır. Donald Trump şirketleriyle ilişkisini tamamen kesecek planı çocuklarıyla birlikte 15 Aralık'ta açıklayacağını duyurdu. Amerika Üniversitesi'nden James Thurber'a göre bu açıklama çok şey ifade etmiyor. Eğer ben etik sorumlusu olsaydım, aile fertlerini tamamen saf dışı bırakır ve dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren Trump kuruluşlarının başına yepyeni bir kurul getirirdim. Mali raporlar Trump'ın son iki yılda Bakü'de henüz açılmamış 33 katlı bir otelle bağlantılı olarak 2 milyon 800 bin dolar gelir elde ettiğini gösteriyor. Donald Trump'ın kızı Ivanka inşaatı incelerken çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Otelin sahibi ise Azerbaycan Ulaştırma Bakanı'nın damadı. Azerbaycan Özgürlük Evi'nin siyasi haklar alanında yolsuzluk ve rüşvet nedeniyle en düşük puanı verdiği ülkelerden biri. Azerbaycan'daki liderler yolsuzluk yapıyor. Yolsuzluk yapılan ülkelerle iş yaparsanız bazen siz de işin içine girersiniz. Öte yandan Trump kuruluşu Çin'de 30 otel inşa etmeyi planladığını bildiriyor. Kuruluşun Manhattan'daki en büyük holdingini ise Çin hükümetinin sahip olduğu Bank of China finanse ediyor. Kissinger Enstitüsü'nden Robert Daly kaygılı. Çin dünyanın en önde gelen ülkesi olarak Amerika'yı tahtından etme becerisine sahip tek ülke. Kimi uzmanlar iş adamı Trump'ın mı yoksa başkan Trump'ın mı Çin'le müzakere edeceğini tartışıyor. Hükümeti izleme projesinden Scott Amy dikkatli olunmasından yana. Yapılan ticaret anlaşmalarının, yabancı misyonların ve dış politikaların, uluslararası arenada atılacak adımların kusursuz olmasına dikkat etmeliyiz.
Çin'i nasıl sevmem? Çin'den çok para kazanıyorum. Maryland senatörü Ben Cardin, şirketleriyle ilişkisini kesmediği takdirde Trump'ın yasaları çiğnemiş olacağını söylüyor. Şirketlerinizin özel muamele görmediği konusunda kamuoyunu ikna edemezsiniz. Amerikan tarihinde ilk kez Trump gibi bir emlak devi başkanlık koltuğuna oturacak. Kimileri bazı zorluklar olsa da Trump'ın iş dünyasındaki geçmişinin ülke için olumlu olacağını düşünüyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Sırada Amerikan basınından özetler var. Bugünkü gazetelerde öne çıkan konuları Ayşegül Sümit özetleyecek. Ayşegül, söz sende. Amerikan gazeteleri haftanın ilk gününde İstanbul'da 44 kişinin ölümüne, 155 kişinin yaralanmasına yol açan ve sorumluluğunu PKK'ya yakınlığıyla tanınan TAK terör örgütünün üstlendiği bombalı saldırılarla ilgili ayrıntılara iç sayfalarında yer veriyor. Hem New York Times hem de Washington Post saldırılardan sonra gözaltına alınanların sayısının 235'e çıktığını bildiriyor. Her iki gazetede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun PKK terör örgütü bu coğrafyadan silinecek şeklindeki sözlerine yer vermiş. New York Times bugün ayrıca Amerikan Merkezi İstihbarat Dairesi CIA'in Rusya'nın Amerika'daki başkanlık seçimlerine siber saldırılarla müdahale etmesiyle ilgili vardığı sonuca yer veriyor. Habere göre CIA'in Rusya'nın Donald Trump'ı başkan seçtirmek için siber müdahalede bulunduğu yargısı elde edilen yeni bir istihbarata değil ikinci derecede delillere dayanıyor. CIA'in bu resmi değerlendirmeyi başkanlık seçimlerinden önce niçin açıklamadığı net değil, ancak gazete değerlendirmenin bazı bölümlerinin seçimlerden önce Başkan Obama'ya sunulduğunu bildiriyor. Öte yandan Donald Trump, Rusya'nın müdahalesiyle ilgili iddiaları tamamıyla saçmalık olarak nitelese de, başta Arizona Senatörü John McCain olmak üzere Cumhuriyetçi Parti içinden zıt sesler yükseliyor. New York Times'da bugün göze çarpan bir başka haberde Amerikan uçak firması Boeing'in İran'la yaptığı anlaşmayla ilgili. Gazete, Boeing'in İran'la yaptığı 16 milyar 600 milyon dolarlık uçak satışı anlaşmasının Başkan Obama'nın önderliğinde yapılan İran anlaşmasıyla mümkün olduğunu hatırlatıyor. Haberde, başkanın resmi uçağı Air Force One'ın yüksek faturasıyla ilgili Donald Trump'tan adeta azar işiten firmanın Trump'ın ticaret politikasına karşı dikkatli davrandığı vurgulanmış. Yedek parçalarının çoğunu Amerika'da üreten ve ürettiği malların çoğunu ihraç eden Boeing, İran'la yapılan anlaşmayı Trump'ın istihdam yaratma vurgusuyla savunuyor. Bugün son olarak Wall Street Journal'a bakacağız. Gazetenin ana sayfasında Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı olarak ExxonMobil firmasının CEO'su Rex Tillerson'ı öne çıkarmasıyla ilgili haber göze çarpıyor. Habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le olan bağlantılarından ötürü Tillerson'ın Dışişleri Bakanı olmasına hem demokrat hem de cumhuriyetçi kanattan itirazlar yükseliyor. Gazeteye göre Tillerson tartışması Trump'ın oluşturduğu kabineyle ilgili olarak kongredeki cumhuriyetçiler ve Trump arasında ilk kez anlaşmazlık çıkmasına işaret ediyor. Wall Street Journal bugün ayrıca Kahire'de bir Kıpti kilisesine yönelik bombalı saldırıyı da habere ilişkin bir fotoğrafla ana sayfasına taşımış. Haberde 25 kişinin öldüğü saldırının son zamanlarda dini azınlıklara yönelik girişilen en kanlı saldırılardan biri olduğu ayrıntısına da yer verilmiş. Bugün Amerikan basından aktaracaklarımız böyleydi. Özlem, söz tekrar sende. Teşekkürler Ayşegül. Amerikan basından öne çıkan haberlerin özetlerini hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz. İklim bilimciler veri toplamak için atmosferi inceliyor. Brezilya'da inşa edilen 325 metre yüksekliğindeki meteoroloji kulesi, ülkenin en ücra köşelerinde iklim değişikliği hakkında veriler topluyor. Amazon yağmur ormanlarının içinde yeşilliklerin üzerinde yükselen yapı, Amazon Gözlem Kulesi. Kule, karbondioksit, metan ve ozon gazlarının gökyüzü ve yeryüzü arasındaki değişimini ölçmek için kuruldu. Projenin direktörü Antonio Manzi, kulenin yüksek olmasının uzmanlara bulut ve yağmur oluşumunu inceleme imkanı sunduğunu söylüyor.
Dünya sıcaklığı yükseliyor. Bu artış Amazon'daki yağış mevsimlerinin de değişmesine yol açtı. Bu değişiklikler de ekosistemleri etkiliyor. Gözlem Kulesi Brezilya ve Almanya ortaklarının ürünü. İki ülke kulenin 10 milyon dolarlık maliyetini paylaşıyor. Kulenin 2017 yılında tam kapasite kullanıma açılması bekleniyor. Ege Cansu Saçıkara, Amerika'nın Sesi, Washington. Stüdyo Washington burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikanınsesi.com adresinde. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.